Herkese tekrardan merhaba. Bugün yine bir program, bir software tanıtımından gideceğiz. Geçen videomuzda hücre içi pathway çizimi veya metodoloji çizimi için BioRender adında bir program tanıtmıştım. Bugün tekrar buna benzer bir program üzerinde çalışacağız. Adı Cell Designer olarak geçmekte. Bu programın diğerinden farkı şöyle, diğerini biliyorsunuz web tarayıcısı üzerinden çalışmıştık. Yani online bir platformdu. Fakat Cell Designer bir uygulama, yani bilgisayarınıza indirip kuracaksınız ve ondan sonra çalışma yapabileceğiniz bir uygulama. Sayfasına şöyle bir göz atacak olursak, şu şekilde özelliklerini görebilirsiniz. Download kısmına bakacak olursak Windows platform, macOS platform ve Linux platformlar için indirme şansınızı sağlıyor. Ayrıca ilk etapta bu program diğerinden birazcık daha kompleks. O yüzden belki bir guideline'a veya bir tanıtıma ihtiyaç duyabilirsiniz. O yüzden buradan PDF dosyaları şeklinde indirip bazı kısa yollara, bazı tanımlara ulaşabilirsiniz. Program bende yüklü olduğu için direkt programı açarak devam edeceğim. Şurada gördüğünüz gibi Cell Designer şeklinde geçiyor. Cell Designer'dan biraz daha bahsedecek olursak tam tanım aslında gen düzenleyici ve biyokimyasal ağları çizmek için yapılandırılmış bir diyagram editörü diyebiliriz. Karşınıza ilk tıkladığınız zaman direkt bu sayfa gelecek. Göreceğiniz gibi çok fazla butonu var. Biraz daha karmaşık size gelebilir. İlk başta yine her zamanki gibi bir sayfamızı oluşturalım. Gördüğünüz gibi boyutlarını ayarlayabiliyorsunuz. Ben biraz büyük olsun, rahat çizelim diye değiştiriyorum ve okeyliyorum. Tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi sayfamız geliyor. Sizinle tekrar bir yine hücre içi pathway çizelim. Geçen sefer de bu tarz bir şey yapmıştık. O yüzden ne yapabiliriz diye bakacağım. Şurada gördüğünüz gibi butonlara sadece birkaçından bahsedeyim. Hepsinden bahsetmeyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi bir protein şekli veriyor. Şurada mesela örneğin gördüğünüz gibi bir trans reseptör için birazcık daha farklı bir model sunuyor. Şurada gördüğünüz gibi hücre için bir sınırlama göreceksiniz ve aradaki ilişkileri göstermek için şurada gördüğünüz farklı tanımlamalara sahip okları kullanacağız. Yine ilk başta bir hücremizi çizelim. Şöyle gördüğünüz gibi büyük çizeceğim. Siz çalışmanıza göre bunu uyarlayabilirsiniz. Ben tanıtımı almak amacıyla. Çizmeyi bitirdikten sonra size soruyor bunun ismini ne diye. Ben bunun ismini Cell diye koymak istiyorum. Gördüğünüz gibi alta direkt hemen atadım. Ne yapalım? Bir tane çekirdek çizeceğiz ama çekirdeği yine en son çizelim. Şöyle birazcık alta indireyim şuradan. Etkileşimi görelim. Geçen hafta ne kullanmıştık? TGF-beta reseptörünü ve ligantını kullanmıştık. Yine onun üzerinden gidelim. Ama zaten fark edeceksiniz. Geçen seferki gibi tamamıyla spesifik bir şekil olmayacak. Örneğin dediğim gibi mesela şuradan reseptörünü ve tıkladım. Gördüğünüz gibi reseptörü şekliyle birlikte etkiledi. Buna ne diyelim? TGF diyerek koyalım. Şurada ne koyabiliriz? Drug veya ligand olacak şekilde. Bakın burada farklı seçenekleri görüyorsunuz. Bakın drug seçeneği var. Önemli değil, zaten tamamıyla bir şekil koyuyor. Buna da ne diyelim? TGF beta ligand diyelim. TGF B koyalım ve tamam diyelim. Şöyle gördüğünüz gibi yerini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi biliyorsunuz bunun etkileşimli olduğu ikinci bir protein var ama onu koymayacağım. Bunun uygulamanın güzel bir tarafı da şu. Örneğin biliyorsunuz bazı reseptörler tek başına çalışmıyor. Kompleks oluşturabiliyor ve bunları bir küme şeklinde göstermeniz gerekebiliyor. Onun için de şurada gördüğünüz gibi bir kompleks yapısı var. Şöyle çizdim. Buna ne diyelim? Direkt kompleks olarak adlandırayım. Çünkü şimdi tekrar bunun içine bir TGF reseptör 1 ve 2 bir kompleks olarak içe geçireceğim. O yüzden böyle bir şey yapmak istedim. Şöyle ebatlarıyla oynayabiliyorsunuz. Sizin yapacağınız şeye göre değiştirebilirsiniz. Tekrar bir reseptör ekliyorum. Tekrar TGF 1 diyelim. Neyse küçük harflerle oldu. Önemli değil. İkinci bir TGF. TGF 2 diyorum.
Şu şekilde koyduk. Bir delik ant bağlanmış halini gösterecek olursak ne diyeyim, yine direnç demiş olalım. Şunu buraya koyalım. TCF beta. Bunu da koydum. Hatta güzel olsun diye tam ortalayabilirsiniz. Daha sonra şunu da tamamen sıfırlayabiliriz. Reseptörümüze ligand bağlandıktan sonra kompleks yapıyı gösterdik mi? Gösterdik. Şu anda bundan sonra ne yapacak? Hücre içerisinde sitoplazmada bir etkileşim söz konusu olacak. Örneğin biz ne kullanalım? RAS yolağını kullanalım. Oradan MAP kinaz yolağına gidebiliriz. O yüzden tekrar ben bir protein ekle diyorum. Bunun adı ne olsun? Biliyorsunuz RAS GDP olsun. Buradan hatta GTP'ye dönüştürelim. Hani birkaç basamak eklemiş olalım diye bunu böyle koyuyorum. Örneğin bunu koyduk. Şimdi bir de bir tane daha koyup RAS GTP diyelim. RAS GTP şeklinde bunun da ismini verdim. Bu isim vermenin önemini birazdan size bahsedeceğim. Şimdi biliyorsunuz bunlar ikisi arasında dönüşümlü de çalışabiliyorlar. Şimdi gelelim oklara. Şurada gördüğünüz gibi farklı amaçlar için kullandığımız, işte transkripsiyon için, translasyon için farklı şeyleri kullanıyoruz. Bunların farklı olmasının sebebi aslında bu uygulamanın bir databank dediğimiz bir sistemi var ve bunlar içerisinde korelasyonu sağlamak adına böyle bir kodlama yapmışlar. Örneğin siz transkripsiyon için başka bir oku kullandığınızda başka bir uygulamaya geçince bu anlamsız oluyor. Doğrusunu kullanmak sizin için daha önemli. Örneğin diyelim ki reseptörden buna uygulama gelecek. Sadece ikisini tıklayarak yaptığınızda gördüğünüz gibi ilk oku kendisi etkiliyor. Şu şekilde RAS yolağını etkilediğini gösterdik. Dönüşümü yaptı mı? Yaptı. Bundan sonra ne yapabiliriz? RAS neyi etkiliyordu? MAP kinaz yolağını etkiliyordu. Direkt bunun içerisinde tekrar MAP kinaz için bir ekleme yapıyorum. MAP kinaz ekledik. Biliyorsunuz bunların da aralarında bir değişme söz konusu aktif olma bölümleri açısından. Onu çok göstermeden direkt RAS üzerinden de bunu etkileşim neyle gösterebilirim tekrar? Tıklayarak okla bunu refere etti mi? Etti. Bundan sonra ne yapacağız? Biliyorsunuz ki MAP kinazın çekirdek üzerinde de etkilemesi var. O yüzden bir çekirdek çizelim sizinle. Ne yapalım? Ben oval bir şey olmasını istiyorum. Örneğin şuraya da çekirdeği çizdim. Buna da nükleus diye isimlendirdim. Şimdi nükleus içerisinde ne yapacak? Bu bir gen etkileşimine girecek. Bunun içinde bir transkripsiyonu simgeleyen bir yapı koymak istiyorum. O, fenotip değil. Anlam diyeyim, bilinmeyen gene transcription diye kısaltma yazayım. Şurada gördüğünüz gibi var. Buradan ne yapacaksınız? Yine bu etkileşim göstermek isteyeceksiniz. Şurada gördüğünüz gibi katalizleyen veya inhibite eden şeyler demek. Şu şekilde tekrar gösterdik. Gördüğünüz gibi kısaca bir sistem içerisinde bir sistematik yaptık. Örneğin bunu da tekrar ne yapabilirsiniz? Bunun içerisinde yine bir kompleks oluşturabilirsiniz. C1 demek istiyorum. Bunu biraz küçültebiliriz. Ne yapabiliriz? En örnek bu yolakla ilgili smatlar olabilir. Tekrar şunlarla içerisine ekleyebilirim. İsim vermeyeceğim şimdi çok uzatmamak adına. Şöyle tekrar bir protein yapısı koyuyorum. Okey diyerek şu şekilde ne yapabilirsiniz? Hatta tekrar isimlendirebilirsiniz. Bu şekilde bunları gösterebilirsiniz. Örneğin şöyle de bir şey göstermek istiyorum. Mesela tek çatallı değil çift çatallı da göstermek isteyebilirsiniz. Mesela ben şunu şu anda farazi olarak seçiyorum. Gördüğünüz gibi aradaki kompleks yapıları birbiriyle ilişkin detaylı bir şekilde koyabilirsiniz. Bunu da rahatlıkla oynatabiliyorsunuz veya etkileşimleri çok rahat bir şekilde gösterebiliyorsunuz. Bizim çizdiğimiz şu anda temel bir pathway olduğu için diyebilirsiniz. Ya bunu kullanmama gerek var mı? Ben bunu PowerPoint ile de yapabilirim ama daha kompleks bir yapılar için bu program çok elzem. Onu birazdan internet arayıcısından birkaç örnek göstererek size göstereceğim.
Bunun kaydetme kısmına gelirsek, diğerinden biraz daha farklı export image dediğiniz zaman şurada gördüğünüz gibi kayıt yerini soracak ve PDF şeklinde size verecek. Ben indirenler klasörüne atsın istiyorum. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi PDF ile açtığımızda bu şekilde görüyorsunuz. Gayet de kaliteli bir görüntüye sahip. Bunları her istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz. Şimdi daha önce demek istediğime gelelim. Size birkaç görsel göstermek istiyorum. Bu sistematik, dinamik sistematiği göstermek adına çok faydalı bir uygulama. Örneğin mesela şu. Bu yapıyı gerçekten bir PowerPoint veya başka bir uygulamayla çizmeye çalışsanız çok zor. Bir değişiklik yaptığınız anda tüm sistemi çökertirsiniz. Burada en azından en güzel tarafı tüm etkileşimleri üzerinde görebiliyorsunuz. Ayrıca uygulamaya geri dönersek burada mesela ne demiştik? Protein örneği TCF verdiğimi burada tıkladığım anda size yerini de gösteriyor. Ve buradan çok kalabalık bir çizim yaptığınızda rahatlıkla bunu bulabiliyorsunuz. Bu uygulamada bu şekilde. Umarım faydalı olmuştur. Bunu biraz daha karıştırmanız gerekir. Gerçekten daha farklı yapıları da mevcut. Şu şekillerde görebiliyorsunuz. Örneğin GTP otomatik böyle hazır çizimleri de mevcut oluyor. Direkt siz ismini değiştirerek bu şekilde kullanabilirsiniz. Yine dediğim gibi çizmek istediğiniz şekilde kullanacağınız bir uygulama. Bugünlük de bu videomuz da bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. İyi günler.